teslimiyet veya cenaat etmiş gibiyim. Estağfurullah el-Azim. Estağfurullah el-Azim. Estağfurullah el-Azim. El-Kerim. El-Ledî. La ilahe illa hu. El-Hayy el-Kayyûm. Yeah.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. عزيز مؤمنler, değerli Müslümanlar, evvela bu mübarek Kadir gecemizi Rabbi Rahim-i Zülcelal önce insanlık aleminin hidayetine, sonra da alemi İslam'ın tevhidine, ittihadına vesile eylesin inşallah. Amin. Saniyen, saatlerdir burada sabırla, tahammülle, aşk ile, vecd ile bir arada beraber bulunuyoruz. Allahu Teala her bir dakikamızı sınırsız nimetlerine mazhar eylesin inşallah. Kısaca, İnna enzelnahu fi leyletil kadr ayeti ilahiyesinde beyan edilen bazı hususlara dokunup geçeceğim. Evvela Rabbimiz burada hem münzil sıfatıyla Kur'an'ı indiren, Kur'an'ı gönderen olmak haysiyetiyle, hem de münzel olan, gönderilmiş olan, indirilmiş olan Kur'an'ın yüceliğine, azametine, büyüklüğüne işareten "İnna enzelnahu fi leyletil kadr" buyuruyor. Kadir gecesi. Artık fazla söze hacet yok. Kur'an bütün azametiyle, bütün ihtişamiyle beyan ediyor. Kadir ne demek? Bunu da hemen hemen hepimiz belli seviyede manasını biliyoruz. Hüküm demek, kaza demek, takdir demek, şeref demek, azamet demek, tazyik demek, çok geniş manalı bir kelime. Kadera yakdürü, kadren, takdir, mukadder, kader, kadir, hepsi aynı kökten gelen mübarek kelimeler. Lisanımıza mal olmuş kelimeler, ağzımıza, gönlümüze girmiş, ısınmış, alışmış olduğumuz kelimeler. O bakımdan buralarda fazla durmayacağım. Ancak bu Kadir gecesinin, bu mübarek gecenin ne maksatla, ne gaye ile ümmeti Muhammed'e ikram edildiği hususunu biraz açmak gerekecek. Çünkü gördüğünüz gibi Leyletül Kadri hayrun min elf şehr buyuruluyor. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. İçinde Kadir gecesi bulunmayan, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır ifadesi bizi bir hayli düşündürüyor. Niçin? Bin ay demek, hesaplarsanız 83 sene 4 ay yapıyor. 83 sene 4 aya tekabül ediyor bin ay. Bunu hususen Hazreti Allah Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'e ikram etmiştir. Demek ki o geceye isabet eden bir mümin
namazda isabet etmişse, namazda isabet etmişse, demek ki 83 sene 4 ay o namazı kılmış gibidir. Muazzam bir ikram. Allah'ın özel ikramı, özel muamelesi, Allah'ın bu ümmete imtiyazı, ihtisasıdır, hususi muamelesidir. Bu da geçmiş ümmetlerin, geçmiş kavimlerin uzun ömürler yaşadıkları rivayet ediliyor. Bahusus hakkında sarahetle ayet bulunan Hazreti Nuh'u arz edeyim. Nuh aleyhisselam, malum olduğu üzere Kur'an'ın beyanına göre sadece peygamber olarak kavminin, kabilesinin içinde Nuh aleyhisselam وَلَبِسَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا ayet-i ilahiye böyle beyan ediyor. Peygamber sıfatıyla Hazreti Nuh aleyhisselam kavminin arasında içinde 50 eksik 1000 sene kaldı diyor. 50 eksik 1000 sene ne demek? 950 sene. Bu Hazreti Nuh aleyhisselam'ın yaşı değil, peygamberlik yaşıdır. Peygamber sıfatıyla, nebi sıfatıyla düşünün ki 950 sene peygamberlik yapmış. Elfe sene illa hamsine amen, 50 eksik 1000 sene diyor. Elfe sene, bu sure-i kadirde de elfe şehir, 1000 ay. Bu tabirler Kur'an'da var, değişik şekilde var. Bunlar anlatılırken sahabe-i kiram aleyhimur rıdvan üzülmüşler. Ya Resulallah, eski ümmetler, eski müminler uzun ömürlü olmuşlar, uzun ömürleri içinde ibadetler yapmışlar, cihad etmişler, çok hayırlar, hasenatlar işlemişler. Bizim ise ömrümüz az, ömrümüz kısa. Korkarız ki bizim sevabımız az olacak, bizim bereketimiz az olacak, bizim hayru hasenatımız az olacak, defteri amalimizde hasenatımız az olacak diye hayıflanmışlar, üzülmüşler. Daha bu üzülme olayı ortadan kalkmadan Cibril-i Emin, namus-u ekber gelmiş, inna enzelnahu fi leyletil kadir ayetlerini getirmeye başlamış. Üzülmesin, benim Muhammed Mustafa'mın ümmetleri üzülmesin, çok yaşamadılar diye, uzun ömürlü olmadılar, sevapları az olacak, mükafatları az olacak diye üzülmesinler. Kendilerine öyle bir gece ihsan ediyorum ki o geceye isabet ettikleri takdirde 83 sene 4 ay gibi bir ibadet etmiş olmanın mükafatına ulaşacaklar buyuruyor. Ne güzel ikram. Allahu Teala'nın ümmeti Muhammed'e ne güzel lütfudur. Ne güzel ihsanıdır. Ramazan-ı Şerif'in içinde Allah'ın izniyle 29 veya 30 gün, Ramazan biliyorsunuz ya 29 gün çeker ya 30 gün. Hiçbir zaman 31 olmaz, 28 de olmaz. Ama ister 29 olsun, ister 30 gün olsun, akşamları bahusus yatsı namazlarını ve beraberinde teravih namazlarını cemaatle kılan, camide cemaatle kılan, vaaz-ı nasihat dinleyen, teravih namazlarına camide cemaate iştirak eden kardeşlerim fasılasız, aralıksız devam etmişlerse inşallah mutlaka Kadir gecesine isabet etmişlerdir inşallah. Çünkü Ramazan'ın içinde bu, başka bir şey de değil. Açıkça bellidir. Kur'an'ın nazil olduğu ay Ramazan'dır. Şehr-i Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an ayetle sabit. Ama tabii bütün bir gece ihya etmek ayrı bir olaydır. 27. gecesi Ramazan-ı Şerif'in özellikle, umumiyetle, bazı alimlere göre de kesinlikle 27. gecesi Ramazan'ın Kadir gecesi olarak bilinmiş, bulunmuş, takdir edilmiş ve o şekilde
dua ile, kıyam ile, cihad ile, Kur'an ile, namaz ile ve çeşitli İslami gayretlerle sabaha kadar o gece, hatta metla'il fecr dediğimiz sabaha kadar, fecre kadar bu gece ihya edilmiştir. O münasebetle biz de buradayız inşallah. Rabbimiz bu gece inşallah Leyle-i Kadir'in içinde bin aydan hayırlı olan o saate, o saadete bizi de inşallah ulaştırmıştır. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ biizni rabbihim min külli emrin. Bakınız, o gece melekler iner 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 diyor Rabbimiz. Tenezzelü yani tetenezzelü, iner de iner, çok iner, çokça iner. Ve ruhu, ruh Cebrail aleyhisselam olduğu tefsirlerde geçiyor. Meleklerin en büyüğü, bütün peygamberlere vahyi taşıyan yüce melek dediğimiz, melekül vahy dediğimiz bu mübarek melek Cebrail aleyhisselam ve bütün melekler yeryüzüne iner 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 buyuruyor Sure-i Celle'de Rabbimiz. Melekler niçin iniyor? Efendiler, melekler çeşitli maksatlarla geliyor. Biliyorsunuz, gözle görülmedikleri halde inanmakla mükellef olduğumuz varlıklardan birisi de nedir? Meleklerdir. Âmentü billahi ve melâiketihi şeklinde âmentü de yerini alan iman esaslarından birisi. Bakınız, âmentü billahi dedikten sonra ve melâiketihi diyor. Meleklere inanmadan Müslüman olunmaz. Meleklere iman etmeden mümin olunmaz. Onun için Kadir gecesinin özelliklerinden, güzelliklerinden birisi de tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ biizn rabbihim min külli emrin selam hiye hatta metla'il fecir. Fecir dediğimiz şafak sökünceye kadar, tan yeri ağarıncaya kadar arş-ı âlâdan arza melekler dökülür dökülürdür Hazreti Allah bu gecede. Niçin melekler geliyor? Çeşitli sebeplerle gelmişler melekler. Çeşitli maksatlarla melekler geliyor. Maksatsız, gayesiz, manasız melekler gelmez. Bu gece gelmiş olmalarının, fecre kadar, tan yeri ağarıncaya kadar meleklerin ve ruhun yeryüzüne gelişlerinin sebebi bir kelimeyle izah edilmiş surede. Selamun, selam olmak sebebiyle, selamet sebebiyle, saadet sebebiyle, Müslümanlara bereket olsun, müminlere selam olsun, müminlere izzet olsun, şeref olsun, müminleri takdir için, müminleri tebrik için, müminlere nimet ve ikram için melekler o gece geliyor. Yoksa çeşitli maksatlarla melekler gelmiş yeryüzüne. Bakın, birisini arz edeyim kısaca. Lut aleyhisselam, biliyorsunuz o da bir peygamber, Lut aleyhisselam. Zamanımıza çok hassas işaretler var bu muhterem mübarek peygamberin kavminden ve kabilesinden ve hayatından. Zamanımıza büyük atıflar var Lut aleyhisselam'dan. Kısaca temas edeyim. Bakınız, Hazreti Lut aleyhisselam 41 sene peygamberlik yaptı. 41 sene. Anlattı, söyledi, Allah'ın emrini, Allah'ın hükmünü, Allah'ın azabını anlattı. 41 sene uğraştı. İki tane kızından başka kimse inanmadı. Korkunç bir şey. Karısı dahi inanmadı. Lut kavmi öyle bir afete, belaya, musibete, harama, günaha, vebale girmişlerdi ki, hepiniz biliyorsunuz, erkek erkeğe cinsi temas illetine maruz olmuşlardı. Şimdi ona eşcinsellik diyorlar, homoseksüelizm diyorlar.
İnsan telaffuzundan bile iğreniyor vallahi. Ama zamanımızı derinden derine ilgilendiren, Allah'ın azabını ağır ağır üstümüze çeken bir afet gibi gelen bir şey bu. Hazreti Lut aleyhisselam çok uğraştı, çok anlattı, Allah'ın azabını çok haber verdi. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin, sakının, çekinin, ne mümkünse söyledi. Fakat bakınız, وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا Hazreti Lut'un kavminin cevabı, son sözü. Lut aleyhisselamın bunca anlatmasına, söylemesine, tebliğatına karşı kavmin son sözü, son cevabı şu oldu: اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ Şu Lut namındaki adamı memleketinden çıkarın. Çıkarın şu Lut'u ülkeden. Son cevaplarına bakın. Allah'ın nebisini kovuyorlar. Ve toplanmış o günahkarlar, o mücrimler, o müflisler, o mühlikler, o reziller, sefiller, o deniler toplanmışlar. Hazreti Lut'a son cevap olarak diyorlar ki, ahricuhum, dışlayın bunları, kovalayın, çıkarın bunları. Ülkeden çıkarın, şehirden çıkarın, memleketten çıkarın, sokmayın bunu. Şehirde, ülkede, bölgede yaşamasına fırsat vermeyin, çıkarın. Min karyetüküm, ülkenizden, bölgenizden, muhitinizden çıkarın. İnnehum, çünkü onlar, bakın alay ediyorlar, çünkü onlar ünasün yetetahharun, çok temiz olduklarını söyleyen insanlarmış, çok dindar insanlarmış, çok temiz insanlarmış, biz pismişiz, bunlar temizmiş diye alay ede ede Lut aleyhisselamı ve kızlarını ülkeden çıkarmayı teklif ediyorlar. Sonu ne oluyor? Bakınız. İşte Allah'ın azap melekleri geliyor. Allah'ın azap melekleri arş-ı aladan arza, Lut aleyhisselamın bulunduğu arza, bulunduğu zemine iniyorlar. Ve diyorlar ki, kalu, bu azap melekleri diyorlar ki, ya Lutu, ey Lut, ey Allah'ın peygamberi olan Lut, İnne rusulu rabbike, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Elçi. Allah bizi bu ülkeye, bu bölgeye elçi olarak gönderdi. Sakın korkmayasın. Len yasilu ileyke, onlar sana asla dokunamayacaklar. Bu sapıtmış kavim, azgınlaşmış kavim sana dokunamayacaklar, sana herhangi bir zarar veremeyecekler, korkma, biz Allah'ın elçileriyiz diyor melekler. Gelmişler melekler. Fe esri bi ehlike bi kıt'in minel leyl, gecenin bir bölümünde ehlinle beraber iki kızını beraberce yanına al ve geceleyin bu burayı terk et, çık. Esri, İsra demek gece çıkıp gitmek, gece yürümek. İsra buradan geliyor. Fe esri, geceleyin yürü. Gecenin bir kısmında çık bu ülkeden, git. Ve la yeltefit minküm ehadün illa imraatek, senin ehlinden hiç kimse kalmasın burada, ama senin karın müstesna, senin eşin müstesna, senin zevcen müstesna buyuruyor Rabbimiz. Melekler böyle ifade ediyor. Karın kalsın, senin karın hariç öbürlerini al ve çık buradan, kimse kalmasın burada. İnnehu musibuha ma esabehum inne mev'idehumus subh. Çünkü bu mücrimlere, bu sapıklara, bu kafirlere isabet edecek olan azap senin karına da aynen isabet edecek. Ve Allah'ın vaat ettiği azap
Allah'ın vaat ettiği bela, ceza sabahleyin gelecek. İnne mev'idehumus subuh. Sabahleyin felaket başlayacak. Melekleri görüyor musun? Nasıl anlatıyorlar? Meleklerin böyle gelmesi de mukadder. Böyle de gelebiliyorlar. Hazreti Lut aleyhisselam öyle bezmiş, usanmış, utanmış, kırılmış, yıkılmış, öyle zor duruma düşmüş ki Allah'ın azabını o kadar sabırsızlıkla bekliyor ki meleklere diyor ki sabahleyin diyorsun ama daha gecedir, aman sabaha kalmasın, şimdiden belasını Allah versin bunların diyor. Geç kalır, sabah geç olur, sabaha kadar geç kalır, geç olur. O zaman melekler diyorlar ki eleyse subhu bi karib, sabah yakın değil mi ya, ne acele diyorsun? Eleyse subhu bi karib, sabah yakın değil mi? Her gecenin bir sabahı var ama bu kavmin sabahı olmayacak. Ne oldu? Felemma ca'e emruna, Allah'ın azabı geldiği zaman, Allah'ın azap emri, Allah'ın kahır emri geldiği zaman, cealna aliyaha safilaha, Lut kavminin, halkının, kavminin altını üstüne getirdik diyor Hazreti Allah. Cealna aliyaha safilaha, üstünü alta getirdik. Üstünü alta, yahut altını üste. Aynen tabir Kur'an'da böyle geçiyor. Ve amtarna aleyha hicareten min siccil, ateşte pişmiş tuğlalardan taşlar yağdırdık. Emtarna, yağmur gibi taş yağdırdık başlarına. Hem de mendudin, hiç aralık vermeden sıra sıra yağmur damlaları gibi ve kurşun nameleri gibi peş peşe taşlar yağdırdık. Öyle taşlar ki müsevvemeten inde rabbike, senin Rabbinin katından işaretlenmiş olarak taşlar geliyordu. Hangisinin tepesine düşecekse tepesine düşeceği adamın ismi taşa yazılı olarak geliyordu diyor. Azap böyle gelir. Melekler böyle de gelebilir. Bakın ayetin sonunda Allahümme ahfazna, Rabbimiz diyor ki وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ بِبَع۪يدٍ. Allah'ın bu kahrı, bu gazabı zulüm yapan zalimlere hiç de uzak değildir. Her zaman zalimlerin başına böyle felaket gelebilir diyor Hazreti Allah. Şimdi de gelebilir bakın. وَمَا هِيَ, bu değildir مِنَ الظَّالِم۪ينَ, zalimler için بِبَع۪يدٍ, uzak değil. Her zaman olabilir bu. Her zaman mümkün, mukadder. Her zaman muhtemel bu. Demek ki melekler böyle de gelebilir. Bu şenaati, Lut kavminin işlediği bu cinayeti, bu rezaleti, bu denaeti, bu felaketi işlemeye başladıkları zaman kavimler, milletler, kabileler, halklar aynen Allah'ın azabı tekrar tecelli edebilir, tekrar yakına gelebilir, tekrar zuhura gelebilir denmiş oluyor. Bunu arz ederken geçenlerde de arz ettiğim gibi üzülerek, utanarak Hazreti Lut aleyhisselam gibi hücrelerime, zerrelerime kadar utanarak söylüyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda Türk Ceza Kanunu'nda vallahi erkek erkeğe cinsi temas, eğer rıza ile, erkeğin erkekle anlaşarak birbirinden rıza ile bu işi yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nda ceza sayılmamış, suç sayılmamış, hiçbir şey sayılmamış şu anda. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti'nde eşcinsellik, homoseksüelizm dediğimiz illet, Allah'ın demin azap melekleriyle anlatmaya çalıştığım azabına muhatap olan bu felaket, Türkiye Cumhuriyeti ceza kanunlarında şu anda bütün hukukçular bilir, bütün hakimler bilir. Eğer iki erkek birbiriyle çok affedersiniz anlaşarak rıza ile bu işi yapmışlarsa Türk adliyesi, Türk ceza kanunu bunu suç saymamış şu anda. Düşünebiliyor musunuz? Sanki buna bir
benzerlik olsun, buna bir destek olsun diye. Hatta haşa Allah'ın azabına, Allah'ın gazabına bir misilleme olur gibi, misilleme olsun gibi bir süre evvel bir kadın bakan mecliste ve hükümette, bir kadın bakan Türk Ceza Kanunu'na göre zina suç sayılmasın diye bir kanun teklifi hazırlamamış mıydı? Bakın nasıl peş peşe devam ediyorlar, görüyor musunuz? Bütün bunlar ne oluyor? Allah'ın azabını, Allah'ın gazabını, Allah'ın belasını adım adım çekiyor üstümüze. İşte ayetleri görüyorsunuz, Lut kavminin nasıl tepesine gelmiş. 41 sene uğraşmış peygamber, 41 sene. Ama azabı önleyememiştir. Ne diyorlar? Ahricuhum min karyetikum, çıkarın şu Lut'u ya şu memleketten be. Bu irtica, bu mürtecileri, bu temizlik iddia edenleri, bu sofuluk iddia edenleri, bu biz herkesten daha temiziz, namaz kılanlarız, oruç tutanlarız diyenleri çıkarın, kovun, atın ülkeden demişler o zaman. Bugün de aynen değil mi? Namaz kılan subay ve assubayları ordudan ihraç etmiyorlar mı Lut kavmi gibi? Bakın, bakın Kur'an ayetleri nasıl temas ediyor zamanımıza. Başörtülü Müslüman kızları bazı imansız rektörler, imansız dekanlar üniversiteye sokmuyorlar. Tıpkı Lut kavmi gibi sokmayın, çıkarın bunları, sokmayın demiyorlar mı? Bakın ayete bakın. Ve arkasından azap melekleri geliyor işte. Hem de Ramazan-ı Şerif gibi rahmet ayında sanki müthiş bir ikaz gibi, Rabbim bu seneki Ramazan'da bela üstüne bela göndermedi mi? Azap üstüne azap göndermedi mi? Hem de gece Erzincan depremi gelmedi mi? O bilhassa camilerin dışında, Kur'an kurslarının dışında, içinde namaz kılınan evlerin dışında, kumar oynanan yerler, oyun oynanan yerler, günah işlenen yerler, oteller, oyun salonları, şehir kulübü yerle bir olmadı mı? Hepsi bunu görmüştür. Tesadüf olabilir mi? Rastgele olabilir mi? Zelzele kuşağındaymış da bunun için olmuş olabilir mi? Demiri çalınmış, çakılı çimentosu çalınmış da onun için olabilir mi? Allah'ın azabı geldiği zaman demire, çakıla, çimentoya bakmaz. Mümkün değil. Ahricuhum, ya bir peygamberi aranızdan çıkarın diyen kavim iflah olur mu? Bakın, azab-ı ilahi ansızın gelmiştir yani. Sabah şafak sökerken. Onun için Kadir gecesinde meleklerin gelişinden bahsederken Rabbimiz selamun hiye hatta metla'il fecir diyor. Fecir demek güneş doğmuş, etraf aydınlanmış. İşte Türkçesi tan yeri. Güneşin kızıllığının tecelli ettiği, ufukta göründüğü yere ne diyoruz? Tan yeri. Tan demek kırmızı, kızıl. Şafak demek yani, fecir demek. Eski Türkler biliyorsunuz, eski Türkler demek, Müslüman olmadan evvelki Türkler. Biliyorsunuz, Müslüman olmadan evvel de, yani 1000 yıl evvel yine Türk milleti vardı, Türk ırkı vardı. Lakin Müslüman değillerdi. Müslüman değillerdi. Allah'a inanmıyorlardı, Allah'a ibadet etmiyorlardı. Türkler vaktiyle. Müslüman olmadan evvel Türk kavmi var mı yok mu? Var. Olmaz olur mu? Ama tevhid itikadına bağlı değillerdi. Müşrik idiler. Mümin ve Müslüman değillerdi. Güneşe tapıyorlardı. Müslüman olmadan evvel Türkler güneşe tapıyorlardı, Müslümanlar. Sonra İslam hidayeti nasip oldu. Kılıçsız, kavgasız, savaşsız Türkler iman ettiler. Savaşmadan, harp etmeden, çatışmadan, boğuşmadan derhal
akılla, iradeyle, şuurla İslam'a elhamdülillah teslim oldular. O güneşe taptıkları zaman, güneşe tapındıkları zaman, işte tapındıkları şeyin adı Tanrı'ydı. Tanrı, Tanrı, Tanrı demiyorlar mı? Tanrı demek Tengri, asıl Türkçesi Tengri. Tengri demek de tan yeri, güneşin tam doğduğu yer demek. Ona tapındıkları için güneşin doğar doğmaz ufukta meydana gelen o kırmızılık, kızıllık olan yere Tengri, yani tan yeri, sonra Tanrı haline, oraya tapına tapına, o tapınağın, o tapınmanın adını Tanrı koymuşlar. Hala Allah kelimesinin karşılığında bu kelimeyi kullananlar vallahi cahillerdir. Allah kelimesinin karşılığında Tanrı kelimesi kullanılamaz. Tanrı kelimesi uydurma ilahlar için kullanılır. Uydurma, güneşe tapılmış olmaktan hasıl olan bir manadır. Onun için şimdi bile güneşe tapanlar var. 150 milyonluk Japon milleti hala biliyorsunuz güneşe tapıyorlar. Japon bayrağının ortasında neyin resmi var biliyorsunuz? Hangi şeyin resmi var? Güneşin resmi var. Daha geçen seneye kadar ülkenin resmi itikadına göre Japon imparatoru güneşin oğlu kabul ediliyordu. Nasıl ki Hristiyanlar İsa'ya Allah'ın oğlu diyorlarsa, Japon milleti de kendi imparatorlarını güneşin oğlu diye selamlıyorlar. Hala şimdi böyle. Ama imparator Hirohito bunu kaldırdı zannediyorum. Resmen kaldırdı. Böyle şey olmaz dedi. Maskara oldu adamlar çünkü. Bundan dolayıdır ki biliyorsunuz İslam ibadet nizamında üç vakit vardır ki hiçbir namaz kılınmaz. Güneş doğduktan sonra, hani fecir dediğimiz, güneş doğduktan sonra 45 dakika geçinceye kadar, güneşin doğuşundan 45 dakika geçinceye kadar hiçbir namaz kılınmaz. Niye? Eğer o esnada namaz kılınsaydı kime benzemiş olacaktı Müslümanlar? Güneşe tapanlara benzemiş olacaklardı. Bakın nereden teşebbüh var, nereden teşabüh var, benzeme var. Bir de ikincisi biliyorsunuz, öğle vaktine, öğle ezanına 50 dakika kaldıktan sonra hiçbir namaz kılınmaz. Yine güneş meselesi var. Bir de güneşin batmasına, gruba 45 dakika kaldıktan sonra da o günkü ikindi namazının farzından başka hiçbir namaz kılınmaz. Yine güneş kızıllığı ufka doğru inmiştir. Eğer ibadet edilse, o esnada secde edilse, güneşe tapanlara benzemek korkusundan dolayı nehyedilmiştir. Ne kadar canlı bir hadise. O halde aziz müminler, Kadir gecesinde meleklerin gelmesinin sebebi selam, selamettir. Saadettir, lezzettir, izzettir, şereftir ve müminler için berekettir. Hatta melekler gelir yeryüzüne buyuruluyor ve rastladıkları müminlere, zikir eden müminlere, sohbet eden müminlere, o geceyi ihya eden müminlere selamun aleyküm, selamun aleyküm der geçerler, der geçerler diyor alimlerimiz o gece. Melekler selam verirler bize. Ne zamana kadar? Hatta işte nihayet matla'il fecir, fecrin doğduğu ana, şafağın söktüğü ana, tan yerinin ağardığı ana kadar bütün bir gece melekler arzı gezerler, arzı tararlar, müminleri ararlar, müminleri sorarlar, zikir meclislerinde cevelan ederler, cereyan ederler, dolaşırlar, seyahat ederler. Ne saadetli bir gecedir. Meleklerle iç içe olmamız mümkündür. Bakınız size çok cali bir dikkat bir hadis daha okuyacağım. Riyaz-ı Salihin'de geçen, benim de çok dikkatimi çeken bir hadisi tespit ettim, buldum. Zamanınızı alıyorum ama razı mısınız efendiler?
Bir hadis daha arz edeyim de meleklerle alakalı. Ben melekleri çok seviyorum. Meleklerle iç içeyiz. Meleklerle adeta nefes alır gibi beraberiz. Merak etmeyiniz. Her an sağ tarafımızda bir melek, her an sol tarafımızda bir melek yok mu? Bunlara kiramen katibin demiyor muyuz? Amenna. Hiçbir an meleksiz düşünemezsiniz. Hafaza melekleri var, rahmet melekleri var, azap melekleri var, türlü melekler var. Meleksiz bir an yoktur. Hatta demin Lut kavminin üzerine azap için gelen melekleri anlatırken gördünüz. Taşların üzerinde ayet ne diyor? Müsevveme. Yani o gelen taşlar işaretlenmişti. Hangi pisin, Lut kavminin hangi pis adamının, hangi mücrimin üzerine düşecekse o azap meleklerinin atmak için getirdiği taşın üzerinde üzerine atılacağı pis adamın ismi yazılıydı diyor. Başkasına isabet etmez. Aynı şekilde Fil suresinde ve ersele aleyhim tayran ebabil yok mu? Allah o Ebrehe denen mel'un kafir hükümdarın, kumandanın üzerine, Kâbetullah'ı yıkmak için Mekke'ye gelen Ebrehe'nin üzerine, Ebrehe'nin askerlerinin üzerine ve ersele aleyhim tayran ebabil diyor. Ebabil kuşlarını göndermedi mi Cenab-ı Hak? Gönderdi. Bu kuşlar ne yapıyorlar? Ne yapıyorlardı? Termihim bi hicaretin min siccil. Aynı bakın buradaki kelimeyle eş mana taşıyor. Ateşte pişirilmiş böyle kor halinde, akkor halinde nohuttan küçük, mercimekten büyük taşlar atıyorlardı Ebrehe'nin askerlerinin tepesine ve öyle ki o taşların da üzerinde hangi askerin beynini dağıtacaksa o askerin ismi yazılı olarak geliyordu diyor tefsirciler. Allah'ın azabı ne demek? Fece'alehum ki'asfim me'kûl. Yenilmiş etin haline getiriliyordu. Bu askerler, bu neferler, bu insanlar böyle azaba müstahak oluyorlardı. Aynı şekilde demek ki Kadir gecesinde bu melekler tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ dediği fî leyletil kadir. O gece melekler hususi bir maksat için, saadet için, selamet için, İslam için, iman için, müminler için, teşrif için, takdir için, tekrim için, ihsan için geliyorlar. İyi hatta metla'il fecr, sabaha fecre kadar devam ediyorlar. Bir melek hadisi daha arz edeyim. Bakınız çok cali bir dikkat bir hadis. Fazla uzatmayacağım bu hadisten sonra. Riyazus Salihin'in 1. cildinin 189. sayfasının 151. hadisi bu. İlginç bir hadis. Sahih-i Müslim'de geçiyor. Bakınız Hanzala adında mübarek bir sahabi var. Hanzala. Fazla duymamış olduğunu zannediyorum. Hanzala bin Errebi' mübarek bir sahabi bu. Hadisi bizzat Hanzala radıyallahu an Efendimiz naklediyor. Hazreti Hanzala unutmayın. Kale bakınız. Lakiyeni Ebu Bekrin radıyallahu teala an yolda diyor gidiyordum Medine'de yolda gidiyordum lakiyeni bana karşı geldi. Karşılaştık. Kiminle? Ebu Bekir radıyallahu anh, Efendimizle, Hazreti Ebu Bekir'le karşılaştık diyor. Böyle karşı karşıya gelmişler. Ebu Bekir Sıddık'la Hazreti Hanzala yolda böyle karşılaşmışlar. Bakınız. Fekale Ebu Bekir Sıddık bana müteveccihen diyor böyle yüzüme bakarak karşımda durarak buyurdular ki keyfe ente ya Hanzala, nasılsın ey Hanzala, nasılsın, iyi misin? Hani biz de böyle yapıyoruz ya yolda karşılaştığımızda, nasılsın, iyi misin? Ağız alışkanlığı olarak tabii bunu soruyoruz ama sahabenin şuuruna bakın ki
biraz sonra göreceksiniz. Fekale, Ebu Bekir Sıddık sordu, keyfe ente ya Hanzala, nasılsın ey Hanzala, iyi misin ey Hanzala diye sordu. Fekultü, ben de hemen cevap verdim, nafeka Hanzala, nafeka Hanzala, ey Ebu Bekir nasılsın diye sordun ama üzülerek söyleyeyim ki Hanzala münafık oldu. Hanzala münafık oldu diyor. Münafık olmak ne demek biliyorsunuz, Allah muhafız etsin. Kale, Ebu Bekir Sıddık buyurdular ki Sübhanallah ma tekul. Sübhanallah, müminler bahusus Arapçada, Arap adabında, usulünde, sünnette, sünnet-i sahabede böyle hayret uyandıran bir şey olduğu zaman, dehşete kapıldığı zaman bir mümin Sübhanallah demek adet olmuştur, ibadet olmuştur. Sübhanallah. Bu kelimeyi böyle hayretle, dehşetle söyledi mi şaşılacak bir şey var demek. Ebu Bekir de ne diyor? Sübhanallahi ma tekul. Ey Hanzala, ne söylüyorsun sen ya? Hanzala, senin gibi bir sahabi, senin gibi bir mümin nasıl münafık olur ey Hanzala? Sen ne söylüyorsun? Hayrete düşmüş Ebu Bekir Sıddık. Fekultü, ben de cevaben dedim ki nekûnü inde Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem yüzekkirunâ bil cenneti vel nâri keennâ râya aynin feizâ haracnâ min indi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem âfesnel ezvâce vel evlâde vel dayâti nesînâ kesîrâ. Sübhanallah. Hanzala diyor ki ey Ebu Bekir, şunun için münafık oldu Hanzala diyorum. Korkum şudur, endişem şudur ki nekûnü inde Rasûlillâhi, Allah Resulü'nün yanındayken, bakınız, Resulullah'ın sohbetindeyken, Resulullah'ın huzurundayken, Resulullah'ın yanındayken, Resulullah'ın mescidindeyken, onun sohbetindeyken yüzekkirunâ bil cenneti vennâr, o bize cenneti anlatırken, cennetle öğütlerken, cehennemi anlatırken, cehennemle korkuturken, yanındayken peygamberin, bütün bunları dinlerken keenne ra'ya aynin, sanki neticeyi, ahireti, akıbeti gözle görür hale geliyorduk. Gözümüzle cenneti görür gibi oluyoruz. Gözümüzle cehennemi görür gibi oluyoruz. Lakin, bakın, lakin فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّٰهِ, Allah Resulü'nün meclisinden, mescidinden, nezdinden, indinden, makamından, mekanından ayrıldığımız zaman, dışarı sokağa çıktığımız zaman اَفَسْنَ الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالْضَيْعَاتِ, çoluk çocuğumuza kavuşup işimizin başına döndüğümüz zaman, işimizin başına geçtiğimiz zaman, çoluk çocuğumuza karıştığımız zaman nesine kesira, peygamberimizin anlattıklarının çoğunu unutuyoruz, oradaki lezzeti alamıyoruz, oradaki manayı bulamıyoruz, buz gibi soğuyoruz dedi. Bütün buna bakarak ben münafık oldum diye telaş içindeyim, münafık oldum diye korkuyorum ey Ebu Bekir diyor. Orada öyle, burada böyle oluyoruz. Bakın, Kale Ebu Bekir radıyallahu teala, Ebu Bekir Efendimiz buyuruyor ki fevallahi inna lenelka misle haza, Allah'a yemin ederim ki ben de aynı biçimdeyim diyor. Misle haza, biz de aynı haldeyiz. Fekultü ha, fentalaktü, Hanzala devam ediyor, anlatıyor. Fentalaktü ene ve Ebu Bekrin hatta dehalna ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ve Ebu Bekir diyor Hanzala, ben ve Ebu Bekir Sıddık beraber yürüdük, el ele tutuştuk, yürüdük ve Rasulullah'ın huzuruna girdik. Dehalna,
girdik huzuruna, geldik girdik. Fekultü, ben dedim ki nafeke Hanzala ya Resulallah, Hanzala diye tanıdığın ben Hanzala münafık oldum, münafık oldum ya Resulallah dedim. Fekale Resulullah, Resulullah buyurdular ki ve ma zake, o nasıl şey ya? Resulullah da hayret etmiş. Ve ma zake, ne söylüyorsun? Bu ne biçim şey? Bu ne biçim laf? Hanzala'ya karşı. Bu ne biçim şey? Deyince kultu, Hanzala diyor ki ben dedim ki ya Resulallah, nekunu indeke tuzekkiruna bin nari vel cenne keenne raya aynin feizâ kharacna min indik afesnel ezvâc vel evlâd vel dayâd nesine kesira. Aynı şeyi söylemiş. Senin huzurundayken ya Resulallah, seni dinlerken, senin sohbetindeyken, sen bize cehennemi cenneti anlatırken aynen hadiseyi ve anlattığın hususları, anlattığın şeyleri görür gibi oluyorum. Görür gibi hissediyorum, özümlüyorum, ruhumda hissediyorum. Huzurundan çıktıktan sonra, çoluk çocuğa karıştıktan sonra, işimizin başına döndükten sonra senin anlattıklarının çoğu aklımızdan çıkıyor, içimizden çıkıyor. Ben de bundan dolayı münafık oldum diye korkuyorum ya Resulallah dedim diyor. Bakın Resulullah'ın cevabına şimdi. Vellezî nefsî biyedih. Peygamberimiz yeminle başlıyor. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, hep yemin, Allah'a yemin ederim ki in lev tedûmûne alâ mâ tekûnûne indî ve fî zikri, eğer benim yanımda indî, benim yanımda olduğunuz hali devam ettirseydiniz, benim yanımdayken aldığınız lezzeti, feyzi, bereketi, manayı, hakikati benim huzurumdan çıktıktan sonra da devam ettirebilseydiniz ve zikirde bulunduğunuz zamanın lezzetini devam ettirseydiniz, lesafahatkümül melaiketü ala furuşiküm ve fi turukiküm, yataklarınızda ve yollarınızda melekler gelip sizinle tokalaşırdı diyor. Tokalaşırdı. Lesafahatküm, sizinle musafaha ederlerdi melekler. Merhaba Ahmet, merhaba Mehmet diye sokak başında her melek sizi bulurdu. Peygamberin yanındaki halinizi, peygamberin meclisinde, mescidinde, sohbetinde, dersinde, tedrisinde, eğer telkininde taşıdığınız halet-i ruhiyeyi, halet-i kalbiyeyi, halet-i vicdaniyeyi aynen dışarıda da devam ettirseydiniz, yataklarınıza, yattığınız yatağın içine melekler gelecek, lesafahatküm, sizinle tokalaşacaklardı diyor peygamber. Ne güzel melekler, görüyor musunuz? Lakin bakın şöyle, hadis şöyle bitiyor. Velakin, lakin yani ey Hanzala, velakin ya Hanzaletü sa'aten ve sa'aten selase merratin, buyurdular ki bu mümkün değil ey Hanzala. Şunu anlaman lazım ki bu mümkün değil. Benim yanımda, benim nezdimde, benim dersimde, benim huzurumda taşıdığınız manayı, huzuru, huzuru kalbi dışarıda devam ettirmeniz mümkün değil. Ancak saaten ve saaten, yani bir saat ibadetle meşgul olacaksınız, bir saat de dünyevi işlerle meşgul olacaksınız. İbadet esnasındaki tavrınız, dünya meşgaleleriyle de uğraştığınız sıradaki tavrınız da normaldir. O da normal, bu da normaldir. Münafık falan değilsin. Merak etme, üzülme, böyle de söyleme. Sakin ol ya Hanzala buyurmuşlar. Müjde olarak tabii ifade ediyorlar. Bu da tabii ki mücadele halinde olmayı gerektiren bir hadisedir. Yani ibadet esnasında elbette ki tavrımız, tarzımız, mesela namaz esnasında bulunduğumuz halet ruhiyeyle dışarıdaki vaziyet aynı olmayacak, gayet tabidir. Namazda
bütün dünya ile alakalarımızın tamamını kesiyoruz. Ama namazın dışında dünyamızla, eşyamızla tabii uğraşacağız. Uğraşırken bazı farklı halet ve ruhiyeler içinde olacağız. Bunu da Peygamberimiz normal karşılıyor. Yeter ki şirke, yeter ki şekke, yeter ki tehlikeye, yeter ki dalalete, yeter ki sapıklığa düşmeyelim ve imanımızı, dinimizi, davamızı, eşyamızın, maddemizin, dünyamızın daima önünde telakki edelim. Gerisi kolaydır. İşte aziz müminler, demek ki tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha biizn rabbihim ayet-i ilahiyesinden aldığımız ilham ile söylüyoruz ki eğer şunu anlıyoruz ki eğer Kur'an'ı yaşayabilseydik, eğer sünnet-i Muhammediye'ye aynen ayak uydurabilseydik, ülkemizde, bölgemizde İslam yaşansaydı, hayatımıza İslam hakim olsaydı, devletimize, hükümetimize, idaremize eğer İslam hakim olsaydı, demek ki tenezzelül melaiketü, melekler gelecek, bizi tebrik edecek, bize bereket verecek, kuvvet verecek, muazzam moral verecek ve ülkemize, bölgemize bereketler, nimetler, ihsanlar yağacak. İslam'dan uzaklaştıkça, İslam'ın hükümlerini, Kur'an'ın getirdiği hayat tarzını, Kur'an'ın getirdiği hayat biçimini dışladıkça, uzaklaştıkça, ayrıldıkça, azap meleklerinin, kahır meleklerinin, musibetlerin, belaların üzerimize doğru geleceğini de buradan anlamış olmaktayız. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri idrak etmiş olduğumuz Leyle-i Kadir hürmetine üzerimizde dolaşan afetleri, belaları, musibetleri bu gece duası kabul olan müminler hürmetine üzerimizden def-ü ref eylesin inşallah. Bütün endişemiz, korkumuz daha bir takım felaketlerin, musibetlerin gelmesidir ve daha başka türlü belaların zuhurundan endişe ediyoruz. O halde bütün bunlardan ibret alarak, örnek alarak olup bitenlerin bir değerlendirmesini, bir muhasebesini yaparak en kısa zamanda İslam'a dönmemiz icap ediyor. Hayatımızı, yaşayışımızı, siyasetimizi, ticaretimizi, idaremizi, her şeyimizi İslam hükümlerine, İslam'ın esaslarına, İslam'ın hukukuna aynen uydurmadıkça, aynı ölçülere, aynı neticelere getirmedikçe bizi daha büyük azapların, belaların beklediğinden vallahi endişe ediyoruz. Bir hususu da yaşadığımız hayatın mahiyetini ve gerçek olan yönünü ifade bakımından realiteyi, yaşadığımız gerçeği, yaşadığımız hayatı, yaşadığımız hayatın tabi olduğu hüküm ve kanunların neler olduğunu bir dersimde yine söylemiştim. Bu akşam daha değişik kardeşlerimiz var. Onlara da hatırlatmak bakımından ifade edeyim ve sohbetime son vereyim inşallah. Aziz kardeşlerim, 77 yılının kış aylarındaydı, Aralık ile Ocak ayları arasındaydı. Almanya'ya din görevlisi olarak görevli gönderilmiştik. Bahusus Münih civarında, Münih ve Banliyosu çevre bölgelerinde bulunan Müslüman işçi kardeşlerimize vaaz-ı nasihat ile görevli gitmiştik. Sohbetleştik, dertleştik, konuştuk, konferanslar verdik. Bir akşam oldukça şuurlu, oldukça bilinçli, uyanık bir Müslüman işçi kardeşimizin evinde oturuyorduk ve bu manaları, bu mevzuları konuşuyorduk. Tabi olduğumuz kanunları, İslam'ın hükümlerini konuşuyorduk.
birdenbire evin sahibi olan ve bizi davet etmiş bulunan kardeşimiz ayağa kalktı, dedi ki hocam, anlatmış olduğunuz bu konuları, dedi, çok özetlemiş olarak, çok öz olarak Almanya'da çıkan bir mecmuada aynen ifade edilmiş, dedi. Ne mecmuası diye sordum. Der Spiegel diye Almanca bir mecmua var. Orada 4 satırda ifade edilmiş bu anlattıklarınız, dedi. Biz bütün merak ettik. Bulabilir misin mecmuayı? Görebilir miyiz, dedik. 15-20 dakika kadar aradı, evi taradı, uğraştı. Mecmuayı buldu, getirdi. Der Spiegel diye ünlü bir Alman mecmuası. Halen çıkıyormuş duyduğumuza göre. Orada hukuk köşesinde, hukuk bölümünde devletlerin ve milletlerin tabi oldukları kanunlar bakımından hukuki tanımlamasını yapıyor. Hukuki tarifini yapıyor. İşte mevcut kanunlara, yürürlükteki kanunlara göre İngiliz demek şu demek, Fransız şu demek, Japon şu demek, Çin şu demek diye tarifini yaparken sıra Türklere geliyor. Şu anda yeryüzünde, şu asırda, şu çağda, şu devirde yaşayan Türkleri, yaşayan bizleri, bakın, hukuki bakımdan, tabi olduğumuz kanunlar bakımından vallahi aynen şöyle tarif etmiş Almanca. Biz onun fotokopisini aldık, tercümesini yaptırdık, o günden beri ezberlemişim, aynen arz edeyim. Diyor ki, yürürlükte bulunan kanunlar bakımından, Türkiye'de tatbikatta bulunan kanunlar bakımından, mer'i olan kanunlar yönünden Türk demek, İsviçre'den alınan, adına medeni denen kanunlara göre doğan, büyüyen, evlenen, böyle devam ediyor. İtalya'dan alınan ceza kanunlarına göre sorgulanan, yargılanan, cezalanan, Almanya'dan alınan ticaret kanunlarına göre alışverişini düzenleyen, Fransa'dan alınan eğitim kanunlarına göre tahsilini ve terbiyesini gören, Amerika'dan alınan askeri kanunlara göre askerlik görevini yerine getiren, İslam'dan alınan kanunlara göre mezara gömülen köksüz insan demektir, diyor. Şu andaki yaşayışımız, tabi olduğumuz kanunlar, bizim yönetimimize hükmeden kanun maddeleri, kanun esaslarının hakikatini, mahiyetini, nereden alındığını, nasıl ithal edildiğini, nasıl bizim dinimizle, imanımızla, İslam'ımızla, Kur'an'ımızla, kültürümüzle, tarihimizle, medeniyetimizle hiçbir alakasının olmadığını dehşetli izah ediyor. İsviçre'den alınan kanunlara göre doğan, evlenen, büyüyen, İtalya'dan alınan ceza kanunlarına göre sorgulanan, yargılanan, cezalanan, Almanya'dan alınan ticaret kanunlarına göre alışverişini planlayan, Fransa'dan alınan eğitim kanunlarına göre tahsilini, terbiyesini gören, Amerika'dan alınan askeri kanunlara göre askerlik görevini yerine getiren, öldüğü zaman da İslam'dan alınan kanunlara göre toprağın dibine gömülen köksüz insan demektir. Ve şu andaki hayatımız bundan başkası değil. Ama işte bakınız, felaketler görünmüştür, acizlikler görünmüştür. Vallahi artık bu kanunlar, bu ölçüler, bu yabancı kanunlar, bu yabancı hükümler kesinlikle ülkeyi barışa götürmesi, yönetim sahasında muvaffakiyete götürmesi, sulha, sükuna, saadete, kardeşliğe götürmesi imkanı ve ihtimali asla kalmamıştır. Gayret edelim de diyorum, 2000 yılına çıkmadan İslami devlete ulaşalım inşallah. İslami hükümlere ulaşalım ve yeryüzünde sadece Kadir gecesinde değil, her gece tenezzelül melaiketü sırrına mazhar olalım. Melekler gelsin, selam versin bize, tokalaşsın bizimle, bize dua etsinler ve yeryüzüne sulhu ve saadeti getirelim inşallah. Allahu Teala Kadir gecemizi tekrar mübarek eylesin. İnsanlığın hidayetine, alemi İslam'ın da ittihat ve ittifakına vasıta eylesin inşallah.
alemi İslam'ın hakkında hileler, tuzaklar, belalar hazırlayan, başta İsrail, sonra Amerika, sonra Avrupa'ya, Rabbim hidayet vermesi mukadderse hidayet versin, değilse şu gecenin hürmetine en çabuk zamanda bunları cezalandırsın inşallah. Amin. Yeryüzüne İslam'ı Rabbim hakim kılsın. Amin. Ve ya erhamer rahimin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Aziz ve muhterem kardeşlerim, değerli hocamıza, huzurlarınızda Allah razı olsun diyor ve inşallah bundan sonra biliyorsunuz Müslüman kardeşlerim, bu her ayın ilk cumartesi gecesi bu büyük toplantıyı Hasan Mezarcı Bey hocamız müftüyken tertip etmiş, başlatmış idi ve bugüne kadar elhamdülillah devam ediyor. Yeni gelen müftü efendi hocamız da bunu çok uygun gördü ve beraber devam ettiriyoruz. Bundan sonra da inşallah devam edecek. İnşallah. Aziz kardeşlerim, böyle bir işaret verildiği zaman coşkunlukla bu şekilde dolduracaksınız. Zaten sizin imanınız budur elhamdülillah. Şuraya bak. Her taraf tıkkım tıkkım dolu. Kimse hala gitmek istemiyor. Sahur yaklaştı. Niçin bekliyorsunuz benim kardeşlerim? Elbette Allah-u Zülcelal'in kudussuz rahmetine, mağfiretine kavuşmak için. Allah cümlemize af ve mağfiret eylesin. Programa göre mümin kardeşlerim, en sonunda bu fakir kardeşimiz Mevlid-i Şerif'in münacat bahrini okuyacaktı ve dua ile bitirecekti. Fakat Yumurtaş hocamız hem duasını yaptı, emenilerini yaptı, her şeyi bitirdi, şükürler olsun. Siz de çok çok beklediniz. Tam 4-5 saat oluyor, Allah'a şükürler olsun. Bir misafir kardeşimiz de var, okumak istiyor, Adana'dan gelmiş. Onu da inşallah bir yasemine bırakalım. Okusun mu? Hadi okusun. Allah razı olsun. Günahım çok, yüzüm kara, aman affeyle, Allah'ım onun için yüreğim yarama. Biraz sen sev,
Kadir Gecesi'nin yüzüstü hürmetine yeniden İslamiyet'i bütün cepheleriyle tam olarak yaşamaya karar verecek. Allah nasip etsin. Allah nasip etsin. Amin. Karar verdik mi cemaatimiz? Bütün çoluk çocuğumuzla beraber, aile efradımızla bir beraber, dört bir gün Türkiye sattığında hesabında inşallah İslamiyet'i karar bereketi üzerimize olsun. Amin. Elfa.